Bir bardak kırdın Dilara. Evet. Ya dua etsin ki onu çöpe sokmadım. Peki bu tartışma açılacak, uzayacak. Önce bir görüntüyü görelim. Tamam tabii mı? Tabii ki izleyelim. Ondan sonra görelim, üstüne konuşalım. Nasıl kıracağım ki? Ay kırıldı diyeyim. Ben kaçıyorum o zaman. Yap, ben arkandayım. Kırılmadı. Ha. Yanlışlıkla kırıldı. Diyeceğim ki sen bozmak için elinden geleni yaptın. Ben de seni bozuyorum. Aynen öyle. Aşkım o bu evde hiçbir şey yaşayamaz. Ya kim benim yerimde olsa neler yapmıştı da. Sen nasıl bir insansın? Ay dur. Sen niye karışıyorsun bu ilişkiye? Sen kendi ilişkine sen tabii ki de karış. İstediğimi yaparım. Sen bu saatten sonra göreceksin. Ya defol sen git ya. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Bekle. Babayı tehdit ediyor ya. Diyor sen görürsün. Ne yapacak? Özel mesajlarımızı mı yayınlayacak? Saygısız, terbiyesiz. Bir de biz şöyle bir yorum yaptık. Zamanında dedik keşke dedik Dilara'yı bu kadar korusaydı yani bazı konularda. Ay. Ya benim anlamadığım şey öyle bir şey yaşıyorlar ki sanki yıllardır kavuşamadığın bir aşkına kavuşmuşsun gibi davranıyorlar. Yıllardır olmasa bile. Bu çocuğun bir gün bana böyle iltifatlar ettiğini gördünüz mü arkadaşlar? Görmediniz. Sezon başından beri zaten bir şey olduğu için o yüzden yıllardır varmış. Aynen öyle. Fanlar mı yollamıştı onu ya? Ben sana yeni, şu anda. Ben alacağım sana yenisini merak benim etme. Benim bunu atmış. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu kız ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten delireceğim artık ya. Öyle gene. Hediye mi? Bu kadar saygısızlık olur mu? Ne var bunun eşyası? Ben de onu kere atacağım. Sakin ol, sakin ol. Hiçbir şeyim yok ki. Atamaz yani. Ne sanıyor kendini? Gel takıntılı buraya. İki ay oldu ya. Takıntılı, gerçekten takıntılı. Ay. Ay sen kim bana kalpli kolye mi aldın? Evet. Aşkım teşekkür ederim. Rica ederim. Saçını biraz topla. Sen hiç aldın mı böyle kolye falan? Ne kolyesi? İki tane çiçek ya, almış, iki çiçek de özür niyetine gelmiş. İki çiçek bir Urfa aldı sana. Niye öyle diyorsun? Bir şey yok mu? Ben de atacağım. Bir şey de yok ki. Hayır atma. Bırak onun gibi olma. Yani onun seviyesine düşme en azından. Yoruldum artık. Sıkıldım yani. Biliyorum bebeğim. Saygısızlıklardan aşırı sıkıldım. Yazdı, çizdi, oynadı. Şimdi de burada mağdur oluyor. Çok iyi yazdı, çok iyi oynadı. Zaten aynen. Burası da iyi oynayanların dünyası biliyorsun. Kendiyle beni karıştırıyor. Ben hayatımda hiç kimseye gitmedim. Ezik. İşte bu tarz erkeklerden hep kaçmak istemişimdir. Bana denk geldi. Ya demesin ki. Bu görüntüler ne ya? Sanki bunlar yıllardır sevgili gibi ya. İşte Dilara'cığım açıklaması var bunun yani gayet net bir şekilde. Bir de utanmadan burada yalandan aşklarını sergiliyorlar. Hazar'la birlikteyken Oğuzhan'la yazışmışsın. Evde aramadım deyip numaralaşmadık diye arama yapılmış, konuşulmuş. Burada itiraz edilmiş. Hı hı. Şu anda aşk yaşıyorlar. Genelde evden bir yorum almak isterim. Niye susuyorsunuz arkadaşlar? Evet yani. İstediğinizi yani, konuşun bence arkadaşlar. Tuhaf bir durum evet. Kolay bir durum her değil. Her gün aynı şeyi yani ne desen için. Hani tuhaf kaçacak. Beyza. Öykü Hanım gerçekten yani biz de izliyoruz. Dışarıdan gözlemlediğimiz hiç yeni tanışma yoluna girmiş çiçeği burnunda bir çift değiller. Yani bunu zaten ne kadar inkar etseler de biz anlayacağımızı bir de anlıyoruz. İkisini de burada bir ilişki içinde gördük ayrıca da yani. Evet. Evet. Onların before'la after arasında dağlar kadar fark. Ay, evet. Gerçekten çok, güzel çok bir ciddi bir fark var. Biz zaten görüyoruz bu zamana kadar Oğuzhan Dilara'ya oynamış. Bu kızı kandırmış. Aptal yerine konulduğu için yediremiyor. Bardağını da kırar. Rivrivini çöpe de atır. Tarç sesini de keser. Onu da bana iftira atan fanın hediyesi diye attı. Vallahi. Dilara gayet kimse haklı. Ben Dilara'yı haklı buluyorum. Ya. Yaptığı şeyin de sen kendini şey uyduruyorsun. Fanlarını ben söylüyorum. Ben Dilara'nın yaptığı gelip şeyin saygısızlık olduğunu anlatıyorlar Dilara, her şeyi. Dilara müsait Beyza konuşuyor. Ben Dilara'nın yaptığı şeyin saygısızlık olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü burada en büyük saygısızlık Dilara'ya yapıldı. Bundan sonra ne yapsa da müstahaktır bence onlara. Öykü Hanım. Evli dinlemek istiyorum. Peki. Size söz vereceğim. İkinize de söz vereceğim. İlayda.
Öykü Hanım, ben görüyorum aralarda da işte evin içinde de vesaire böyle gerçekten sürekli sarılıyorlar, öpüyorlar birbirlerini. Biz bile hani böyle bir olayımız olmamasına rağmen Görkem'le bana bile ev halkı şey demişti, ya siz doğru söyleyin hani. Önceden mi vardı bir şey? Hani önceden tanışmış mıydınız yurt dışında? Yoksa hani birbirinizi uzun zamandır beğeniyor muydunuz da söyleyemiyor muydunuz? Vesaire şeyler söylemişlerdi. Aynı şu an bizim gibi, olay gibi aynısı. Bir anda sevgili oldular. Hatta seni seviyorum falan dediler günaydın da kelebekte birbirlerine. Benim de Görkem'le öyle oldu ama genel ev bunu sorguluyor mu? Ben onu merak ediyorum. Hani bir aşkım, anda olduğunu mu düşünüyorlar? Yani. Tabii bence çok farklı ama çok bize farklı. Bile denmişti. Evet. Hani. Sorguluyorlar. Evet. Biz sorguladık. Mert'le hatta otururken ben demiştim. Orada köşede oturuyorduk. Dedim ilk defa Rümeysa'yı böyle görüyorum. Çünkü Rümeysa'nın uzun soluklu burada ilişkisi olmuştu. Asla böyle bir durumda görmedik. Hani şaşırıyorum dedim. Ondan sonra hani o da dedi ki belli bir tutku var aralarında zaten. Yani bana şey gibi geldi. Sanki işte bu oh be denmiş de onun acısını çıkartıyorlar gibi bir halleri var şu an evin içerisinde. Ben Dilara'nın yaptığıyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü onun yaşadığını yani şu an gerçekten yaşamadığım için ve yerine koyamıyorum kendimi. Ne hissederdim, nasıl tepki verirdim bilmiyorum. O yüzden hani saygısızlık veya değil, onun içinden atma şekli bu ve bunu tanıdık yani. Zaten Dilara'dan daha farklı bir tepki beklemiyoruz açıkçası. Ben beklemedim daha sakin kalması çünkü çok kez de söyledik ama dinlemiyor. Ben daha sakin kaldığını düşünüyorum. Evet. Ben de. Evet az bile hani diyoruz bence zaten de, az de bile. Ona göre. Yani, aynen daha fazlasını sürmüştü onu da bile daha buradan iğne neler yapmıştı. Aynen daha fazlasını hak ediyorsun. Yani evet, onun birisin. Şeyini yorum yapamıyorum o yüzden. Sadece şöyle bir şey var. Bizim söylediğimiz, burada yorumladığımız, eleştirdiğimiz her şeyi bence onaylayan bir ilişki var ortada. Ben böyle düşünüyorum. Yani kesinlikle yeni değil, kesinlikle yeni oluşmuş bir şey değil. Duygular tamamen gerçekten süre gelen diyorduk ya hani yani bir şey var. Kesinlikle öyle. Buna günden güne daha da zaten okeyliyoruz yani gördükçe. Ya mutlu olsunlar zaten ilişki yaşamalarından yana bizlik bir durum olamaz. Yani buna peki burada bir başka tek Dilara şey yapabilir. Başka sorular, Mert söz vereceğim. Başka sorular devreye girmiyor mu peki? Bütün bu duygular var idiyse. Nasıl tuttu? Nasıl evet. Birbirlerini zaten bu şekilde ilişkilerde gördünüz? Nasıl i̇şte ona gelecektim dayandınız? Ama bence göremediler zaten hayır. Öykü Hanım öyle bir durum var. Yani şimdi Oğuzhan'ı Dilara'yla bu şekilde hiçbir zaman görmedik ki biz. Hı. Yani canı yanacağı bir şey yoktu ki Rümeysa'nın. Ya da Rümeysa'yı Ozan'la hiçbir zaman biz bu şekilde görmedik ki. İşte ben demiştim ya Dilara'yla olan kavgaları bile belki de sebebi buydu altında yatan. Hmm. Hani bak evet yaşıyorum ama mutlu değilim. Evet, sen rahat ol orada öyle. Bekle kal. Hani bana bunları hissettiriyor açıkçası. Mert. Ben bunu direkt çiftin kendisine sordum zaten Öykü Hanım. Dedim ki sizin aranızda hani gizliden bir şey varmış da patlamasını yeni yaşıyormuşsunuz dedim. Yani tepki de alamadım açıkçası orada. Hani sustular ikisi de. Hani yaşadıkları tabii ki onların olsun. Kimse bir şey demiyor. Ama sadece ikisinin de artık kabullenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu onların arasında olan bir şey. Bir enerji mi derler, sinerji mi derler, aşk mı derler, sevgi mi derler bilemem. Kendileri yorumlar onları. Aralarında olan şeyin dile gelmiş. Hani bu gizliden aşk daha tutkulu olur der ya herkes. Hani gizliden yürütüldüğü zaman daha dolu olur. En iyi örneğini biz zaten şu an burada yaşıyoruz. Aralarında bir şey varmış. Bu yan yana geldiği zaman patlamış. Ben bunu aktardım zaten. Oğuzhan nasıl bana yorum olarak dokununca aşk hissettirmedi ama bir dokunmayla bir aşk hissedecek bir durum çok nadir olan bir şey. Aşk hani olan bir şey. Sadece üstü kapatılmış. Yani dediğimiz gibi yaşasınlar, mutlu olsunlar. Kimse bir şey demiyor. Ama bazı şeyleri de kabul edip bizim de yorumlarımıza göre bir açıklama yaparlarsa biz de içimizi en azından rahatlatmış oluruz diyorum. Mert, içimizi rahatlatmaya mecbur da değiller. Mert'in yani. Söylediğine bir şey ekleyebilir miyim? Evet hem açıklamalarını hem de artık helallik alması gereken birilerinin olduklarının farkına varmaları gerekiyor. Çünkü arkada bıraktıkları gözü yaşlı insanlar, kalbi kırık insanlar var. Helal etmeyeceği çok belli gerçekten bence. Gerçekten bir helallik mi dersiniz artık nedir? Of, bir özür müdür? Hani de. Gerçekten birazcık da olsa kendilerini birazcık daha aklamış, aklayamazlar zaten de. Yani bir özür hak ediyorlar ya. Evet Esin. Ben 70. bölümde falan başladım izlemeye. Zaten geldiğimde de söyledim. Ben dedim Dilara'yı beğeniyorum kızlar hani evi olarak dedim. Şöyle ben hep izledim baktım son olaylara da çok hakimim. Hani diyeceksin ki sen nereden biliyorsun o yüzden söylüyorum şimdi.
kesinlikle desteklemiyorum. Hatta her söylediği kelimeye şok oluyorum. Çünkü sebebi şu, asla inandırıcı bir aşk değil bence bu. Yani seyirciyi de inandırabilecek yani bir aşk değil. Bunun kanıtı da var. Söyleyeyim. Kesinlikle değil çünkü hani bir samimiyet yok. Bakın hızlı diyorsun yani mesela buradaki ilişkide. Kanıtın o zaman sun. Ama onların mesela bir samimiyeti kanıtı var. Benim de kanıtlarım var. Açayım mı burada? Dinleteyim sana istersen. Ben sana dinleteyim, göstereyim bazı şeyleri, sesleri. Dinlet her şeyi. Evet, tamam. İşte hızlı gidiyorsunuz. Evet, kimin samimiyeti yok? O anlamda. Sizin bir samimiyetiniz yok bence. Bence de kimse bunu mesela hani özür dilerim. Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun? İnadına gidiyorsun. Sakin ol. Dilara. Sen neyine seslendin bu? Sen kimsin ama ne iftira atıyorsun? Canlı yayında bir iftira atıyorsun. Yalan yalan şeyler söylüyorsun. Senin ne kadar çirkef olduğunu insanlar anlıyor zaten. Evet öyleyim. Öyleyim. Olmayan şeyleri olduğu gibi anlatıyorsun. Ya ben hiç iftira atmadım ki, olan şeyleri söyledim. İftira atmadım ben. Canlı yayında arada arada otellerle görüş, otelde görüşüyorlar diyorsun. Onu ben söylemedim. Onu çıkar bana göster. Asla onu söylemedim. Kayıtların duruyor, neyi söylemedin? Kayıtların duruyor. İstediğin yere dava et. Yasemin, Ericem. Ya zaten avukatımla görüştüm. Şu anda dava dosyası bekleniyor. Bir dahaki izin günümüzde zaten dava edeceğim seni. Savcılığa vereceğim. Bana ettiğin hakaretleri, iftiraları, olmayan şeylerin hepsinin kanıtını... Hepsine teker teker ilgileneceğim. Hepsinin kanıtını teker teker çıkarttı. Her şeyle teker teker ilgileneceğim. Ve seni dava edeceğim. Mahkemede görüşelim. Takıntılı sensin. Senin nasıl bir insan olduğunu ben... Zaten biliyordum. Zaten biliyordum ama zamanı gelince insanlar da anlayacak. Evet olsa. Niye koymayayım? Aynı anda konuşmayın. Benim yaptığım yanlış bir şey. Rümeysa Allah aşkına bir kere bir söz al da konuş. Hepsi laf atıyor Öykü Hanım. Ne yapayım? Ya dönüp ama dönüp sen laf yapıyorlar. Atıyorsun, cevap ver. Herkes tek tek söz alıyor. O sana Allah söz vereceğim. Ya. Sakin ol. Evet. Bu arada arkadaşlar Esin, ilk önce senden başlayayım. Senin samimi bulmayan Esin'in var. Sözü daha bitmedi. Sen öncekilere cevap ver, ona tekrar tamam, söylediği söz kadarıyla vereceğim. Söylüyorum. Samimi bulup bulmama kesinlikle önemli değil. Buradaki insanların benim hakkımda veya Rümeysa hakkında ne düşündüğüne inanın umurumda değil. Ben Dilara ile ilişkim varken bu evde geldiğim zaman Dilara her zaman beni kışkırttı, beni sinirlendirdi ve sürekli kavga ettik. Hı hı. Bizim ilişkimiz zaten düzenli bir şekilde geçmedi. Zaten izleyenler de sizler de biliyorsunuz. Hep i̇şte. Kavga, hep bir şeyler. Bir Görkem'e laf atıyor, ona laf atıyor, şuna laf atıyor. Erkekler, merkekler bilmem ne. Berke'ye mesela aşırı şekilde yakın davranıyor. Ya bu benim mesela istemediğim evet. şeyler, benim karakterime uygun olmadığı şeyler. Aa. Ben bunları kendisinden rica ettim kaç defa. Can geçmişi izleyin. Kaç defa dedim ki bak dedim şunları, şunu, şunu madde madde. Şunu, şunu, şunu yapmayacaksın ayrıldığımız zaman. Tekrar barışalım diye geldiği zaman. Şunu, şunu, şunu yapmayacaksın. Bunlar tamam aşkım. Bahaneleri. Senin gözünün içi, gözü bakışından anlayacağım ben, merak etme. Hiçbir şey olmayacak dedikten iki gün sonra saydığım dört maddenin hepsini yaptı. Bu ilişkide her zaman emek göstermeye çalıştım. Zaten geçmişi izleyenler anlar. Ne zaman? Gel, kendisi de arkada biliyor, saatlerce ben sevgili teklif ettikten sonra seni her gün bir hafta boyunca aramadım mı? Seninle buluşmak istemedin mi? Seni görmek istemedin mi? Ben istemedim. İlişkin vardı. İstemedim. İşte istemedin. İşte bu yüzden anladın istemedim. Bu yüzden mı? Değil. Bu görüntüyü ben, görmek için istemedim ben. Asla bir kadının yanında bir erkek varsa, bir ilişki varsa kesinlikle ona alıcı gözle bakmam. Hı. Buradaki editler, buradaki ses kayıtları... Ben bunlardan tamam bir şekilde objektif olarak baktığınız zaman tamam bu şekilde algılanabiliyor. Çünkü birinci bölümden yüzüncü bölüme kadar konuşulan bir konu bu şekilde algılanıyor. Ama benim kendisinin Rümeysa'nın da bir ilişkisi vardı, benim de bir ilişkim vardı. Ben Öykü Hanım siz biliyorsunuz, siz kendiniz Öykü Hanım kritikte söylediniz. Bu adam seviyor diyor dediniz. Siz inandınız. İstediğin yeri alırsan, bak bir şey söyleyeceğim. Bu şeye benziyor, tefsir gibi anladın mı? İstediğin yerden alırsan keyfince İstediğim anlatırsın. Yerden değil. Ben araya girdikten sonra, ben bir hafta, bir buçuk hafta boyunca her gün aradıktan sonra sen beni bu beğeni olarak... Ben en başında da dedim ya bak sen... Rümeysa, Oğuzhan. Rümeysa dedim, Ozan mı dedim, Oğuzhan mı dedim. Ha. Ben dedin ki hoşlanıyorum, ben savaşırım dedin. Keşke o zaman olaydınız. Keşke. Hoşlanıyorum derken beğeniydi Öykü Hanım. Ondan sonra zaten... Hala aynı şeyi söylüyorsun. Hala inandığın şeyi söylüyorsun. Hayır Öykü Hanım, siz hani ben orada zaten konuları konuştum. Şu andaki bu ilişkinin geldiği nokta benim için aslında beğeniydi orada. Beğeniydi, hatta bunu defalarca kez söyledim. Neyse yani ilk günden ben zaten yani sizi şipleyenlerden biriyim ben be.
Öykü Hanım tamam eyvallah. Evet, ama bu da giderken yani söyleyen şey beni. Siz, ya Öykü Hanım siz beni gerçekten sevdiğimi görmediniz mi? Arkadaşlık ya. Sen 3 günlük kadına neler yapıyorsun? 3 ay boyunca hiçbir şey yapmadın bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niye yapmadın? Niye yapmadın? Niye yapmadın? Sürekli kavga ediyorduk. Sen kes sesini. Sürekli kavga ediyorduk. Sürekli. Sürekli tartışıyorduk. Sürekli ayrılıyorduk. Sakin. 4 kere 5 kere ayrıldık bu evin içinde. Yaptın istemedin. Tüm ayrılıkları sen yaptın. Neden yaptım? Çünkü senin yaptığın hareketler yüzünden. İstemediğin her şeyi 2 gün dayanamadan her şeyi yaptın. Şimdi bunu anladın mı? Allah'tan 2 gün dayanamadın ya. 2 gün dayanamadın. Çünkü benim istemediğim hareketleri yaptım. Bu, ben Rümeysa'yla şu konuya da gelin. Ben Rümeysa'yla Öykü Hanım. Yani? Rümeysa'yla gerçekten aşırı şekilde iletişim kurabiliyorum. Aşırı iyi bir şekilde beni anlayabiliyor. Buna yazıklar olsun. Asla kavga etmiyoruz. Benim dilimden konuşabiliyor. Hareketleri, tavırları o kadar istediğim gibi ki oturması, kalkması, şimdi bir erkeğin yanında, erkek arkadaşının yanında nasıl oturması gerektiğini bilmesi, o kadar mükemmel bir kadın ki kendisi. Yani hayranım o kadına. Yani ben hayatımda böyle bir kadın asla tanışmadım. Için mi söz hakkı hayran şimdi? Oldum. Yaptığı İstediğin hareketler falan. Bilerek yapıyor Öykü Hanım. Sanıyor ki ben üzüleceğim bu söylediklerine. İnan umurumda değil. Ben seninle beraber... Bence birazcık saygı olan da uğrun da olmalı şu kelimeleri bu kadar rahat söylememelisin. Sen, bu kadının hala sinirli bak olduğunu şimdi, biliyorsun. Sen Dilara diyorsun yani yok. Beni sevmedi etmedi. Bu arada ev halkı da söylüyor. Sen biliyorsun seni eskiden ne kadar sana değer verdiğimi, nasıl sevdiğimi sen biliyorsun. Anladın mı? Çok, burada bu algıları çıkarttırma. Beyza. Ben en iyi sana anlattım. Sonra i̇şte diyor ki bildiğim için diyorum. Ben konuşuyorum. Ama sürekli kavga ettik senden. Anlaşamadım. Yapma dediğim her şeyi yaptın. Tamam, zaten her şeyi. Sıkıldım artık. Sana karşı hislerimi nefrete dönüştürdün. Kendi ne kadar sevgin varsa hepsi nefrete dönüştü. Kendi kendine nefrete dönüştü. Sen ya ilişki bitmiş. Onları konuşmanın bir anlamı var mı? İlişki bitmiş. Kıskandım Rümeysa. Kıskanmaktan değil sürekli aynı konuları konuşuyoruz ve sıkılıyorum ama. Yani. Aa, ama Rümeysa Hanım sıkılıyormuş. Eski sevgilisi bence tabii konuşuyor. Oğuzhan ne kadar sevdiğini. Ya bir hafta. Oğuzhan biraz senden hızlı sıkıldı ama kusura bakmazsın inşallah. Seni ilgilendirmiyor. Sıkılıyor mu benden merak etme. Senden bahsettim. Ben Rümeysa burada...